Evet kıymetli dostlar, herkese selamlar olsun. 29 Ocak 2024'ün ikinci videosuyla karşınızdayım. Aslında bu video birazcık zorlama bir video ama işime de gelen bir video. Niye? Yorumlarda çok fazla troll saldırısına maruz kaldığım için arkadaşlar bunu yapma gereksinimi duydum. Bu videoyu çekme gereksinimi duydum. Şimdi öncelikle şunu bir belirteyim arkadaşlar. Mustafa Hoca size burada bir haber veriyorsa haberinin arkasındadır, duyumunun arkasındadır. Yani verdiği şeylerin yalan olma ihtimali çıkmayabilir. Verdiğim duyumlar çıkmayabilir. Ama yalan olma ihtimalini aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Şöyle bir veri verdim ben. Yani bir bilgi paylaştım. En son verilere göre V. Bakın arada V var. Yağız Sabuncuoğlu'nun duyumuna göre 30'a satıldı Sacha Boey. 30 kesim 5 bonus. %50 direkt Bankalar Birliği. %5 menajerlik şirketi. %15 Rennes kulübü. Kalan 9 milyon euro. Hani arada başka komisyon alan vesaire yoksa durum bu dedim. Tamam mı arkadaşlar? Burada herhangi bir absürtlük var mı? Yok. Yağız Sabuncuoğlu da ben böyle bir haber yapmadım demiş. Şimdi şuraya dikkatlice bakın arkadaşlar. Şimdi burada ben şimdi bunu tek tek açıklayacağım. Ben böyle bir haber yapmadım demiş. Öncelikle ben şunu söyleyeyim. Madde madde okuyalım arkadaşlar. Düzeltme ve bilgilendirme babında yazdım. Sevgili Yağız Sabuncuoğlu'yla da konuştuk. Kendisine karşı yapılan çirkin yorumlardan ötürü kendisi son derece üzgünmüş. Kusura bakmasın, yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiysem ama yazdığım kelimeler, yazdığım cümleler harf harfine doğru. Şimdi açıklamayı yaparken birkaç duyumu birleştirdiğim için sanırım anlaşılmamış ya da tamamı Yağız Sabuncuoğlu'nun duyumu gibi algılanmış, tamamı onun değil. Önce onu söyleyeyim. Şimdi ilk olarak eski menajerlik şirketinin anlaşma duyumunu kastettim. Menajerlik şirketine pay konusunda en son %5'te anlaşıldığını yazdım. Kendisi de paylaştım. Şimdi arkadaşlar bu hesap Yağız Sabuncuoğlu'nun orijinal hesabı. Kendiniz de kontrol edebilirsiniz. İlk olarak 26 Ocak öğleden sonra 1'i 16 geçe böyle bir paylaşımda bulunuyor. %7,5'luk payı 3,75'e düşürelim önerisinde bulundu. Menajerlik şirketi tarafından reddedildi. Bakın 26 Ocak. Sonrasında kendi paylaşımını alıntılayarak yine 26 Ocak günü akşam saatlerinde eski menajerini ikinci görüşmede ikna etti. Ödenecek pay %7,5'tan 5'e düşürüldü diye. Şimdi arkadaşlar 7,5'tan 5'e düşürüldü. Menajer ücreti %5. Bakınız burada ne diyor? Menajerlik şirketi payı %5. Var mı yanlışım? Yok. Ne kaldı? Ren kulübüne %15 bir de Bankalar Birliği kaldı. Arkadaşlar bakın. Yani %15 eski kulübüne pay. Bakın Transfermarkt Türkiye'nin verisini de karşınıza çıkarayım arkadaşlar. Transfermarkt Türkiye'nin verisi. Mavi ile işaretlediğim yerde ne yazıyor? Rennes, Bayern Münih'e transferin bir parçası olarak transfer ücretinin %15'ini aldı. Ve bu da transfer fiyatını 4,5 milyon euro arttırdı. Arkadaşlar 30 milyon euronun %15'i ne yapar? 4,5 milyon euro yapar. Gördünüz mü? 1,15 yazıyordu 2 gün önce o Ren'in satış yerinde. Şimdi ne yazıyor? 5,65. Bakın 5,65. Yani Ren kulübüne %15 ödendi mi? Ödendi mi arkadaşlar? Ödendi. %5 menajerlik şirket payı okey. %15 Ren payı okey. Tamam mı? %50'si direkt Bankalar Birliği. Arkadaşlar kulüplerin yaptığı anlaşmalar var. Galatasaray kulübünün de anlaşması var. Fenerbahçe Spor kulübünün de anlaşması var. %50'sini direkt Bankalar Birliği'ne borç için veriyorlar. Çünkü kulüplerimiz borca batık şirket hükmündeler. Yani %50'ye gittiğini, hani bunu Ali Koç da söyledi. Defalarca ben de söyledim. Kendi videomda da söyledim. Bakın başka komisyon aracı yoksa, başka komisyon ve aracı yoksa arkadaşlar dedim. Şimdi 30 milyon euro hanesinde ne yazıyor? Bonservis yazıyor, doğru mu? 30'un yarısı ne yapar? 15'i gitti. 4,5'da Ren kulübüne gitti. Ne yaptı? 19,5. %5'i ne yapar? 1,5 milyon euro. 21 milyon eurosu gitti. Galatasaray'ın kasasına gitmeden 21 milyon eurosu direkt uçtu. Kaldı 9 milyon euro. Yani 30'dan 21'i çıkarttığınız zaman herhalde 9 bulabilecek değilsiniz. Değil mi? Başka bir şey bulabilecek haliniz yok. 9 bulursunuz. Arada başka komisyon alan yoksa. Şimdi Yağız Sabuncuoğlu ben böyle haber yapmadım derken kastettiği şey buydu diye düşünüyorum. Ve arkadaşlar hani ben bir şey soracağım. Burada küfür edilecek bir şey var mı? Burada açıklamada yanlış herhangi bir cümlem var mı? Yağız Sabuncuoğlu'na ağır sözler söyleyeceğiniz bir durum var mı? Ya da bana söyleyeceğiniz bir durum var mı? Fanatizm yapın ama bu kadar olmasına gerek var mı? Ya bu kulüpler SPK'da işlem gören kulüpler. Burada manipülasyon yapacak kadar ahmak değil kimse. Yani gerek Yağız Sabuncuoğlu, gerek ben, gerek Ali Koç. Biz salak değiliz arkadaşlar. Ya bu kulüpler SPK'ya bağlılar. Yani yaptıkları her işlem doğru olmak zorunda. Eğer yanıltıcı bir bilgi verirlerse öttürürler adamı. Yani insanlar gerizekalı mı? Siz mi akıllısınız? Ha burada manipülasyon yapıyor. Ya siz mi akıllısınız? Ya ben şunu da söyledim. Son olarak da Yağız kardeşim hakkını helal et. Anlaşılmaz bir işin içine belki de seni ben sokmuş oldum. Kusura bakma diye. Şimdi bu arada arkadaşlar Twitter sayfamda şunu paylaştım bunu paylaştım diyorum. Atıp tutuyorum ama burada şeyini gösterebiliyorum artık. Yani ne zaman paylaşmışım ne etmişim. Mesela Ankaragücü felaket kapanıyor. Bakın 7'ye 6 geçe. Hani ben diyorum ya Twitter'da paylaştım. Siz de hani nerede diyorsunuz? Mesela benim Twitter sayfam burası arkadaşlar. Kadıköy sokak. Livakovic'in ayağında çekiyor değmemesi için ama oyuncu bu ikramı görmüş. Ayağını oraya değdiriyor. Bakın kendi şeyime beğeni attım. Görün istiyorum. Tolga Ciğer'i maalesef yenik durumdayız. Yani ben size mesela canlı yayınlarda söylerken buradan da bazı şeyleri paylaşıyorum arkadaşlar. Cengiz Ünder, asist Mert Müldür. Görmüş olduğum kusur mesela. Bunları bilin arkadaşlar. 15 milyon euroluk pişmanlık. Mesela arkadaşlar bakın burada hepsi var. Telif hakkından şey yapılmış ilk golümüz. İkinci golümüz. Evet maç özeti devre arası yayınının özeti arkadaşlar. Hayır bunu veremeyiz. Yani gördünüz. Şimdi bir şey daha paylaşalım arkadaşlar. Bugünün gündemi malum transfer ve mesela Emre Belezoğlu'nun anketini yaptım. Rıdvan Dilmen'in anketini yaptık. Erencan için burada bir olay var. Bunu da konuştuk. Erencan yardımcı olayını. Ya mantıken sisteme uygun oyuncu dedik. Duran toptan 12 attık. Taraftar niye 50 atmadık? Şimdi dün bir yorum gördüm. İrfan Can niye oynamıyor? Bizim kanalda bu yorum yapılıyor. Ha, yanlış anlamayın. Ya İrfan Can oynatmıyor ya da başka yerde soruluyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Gördüğünüz üzere mesela paylaşılan şeyleri de kanalımda paylaşıyorum. Kaynak belirterek yine aynı şekilde gerek Sercan Hamzoğlu'nun gerek diğer isimlerin paylaşımları. Erman Toroğlu'nun şu sözünü gördünüz mü? Yani %100 penaltı diye. Bu tip arkadaşları ciddiye almıyorum. Ama İsmail Kartal'ın bu tip arkadaşların sözlerini okuması lazım. Şimdi hakem burada ittirdi. Serdar Aziz de ittirdi. Yok efendim Serdar Aziz'inki hatalıymış da hakem olarak sen ittiremezsin futbolcuyu. Bu arada golvar.com'daki son köşe yazım. Anus Ekin açıklamaları. Fenerbahçe'nin bu haftaki maç performansı. Bir spor kulübünde olması gerekenler arkadaşlar. Sürekli galibiyet maşallah. Bunu geçelim. Bunu da geçelim. Ha Galatasaraylı arkadaşlar. Hani maçın en iyisini çıkarttı falan filan demişler Morutan'dan için. Hani maçın en iyisi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Maçın en iyi performansı bu. Max GS yine devrede. Batshuayi Dzeko değişikliği yapıldıktan sonra Fenerbahçe'nin tazelenmiş olmuyor diyor Serkan Akcan. Çok güzel de açıklıyor. Bugünün sabahki videosu arkadaşlar. Sumudika'nın şeyi. Yani Galatasaray deplasmanına gidiyoruz ama asıl önemli maçlarımız Galatasaray maçından sonra başlıyor. Hedef Kayseri ve Samsun maçları diye. Ben de şunu yazdım. Emre Belezoğlu bunu deseydi şikeydi. Sumudika bunu deyince ki Tolunay da aynısını yapıp takımını eksik götürmüştü. Normal oluyor. Demek ki Galatasaray olunca normal oluyor. Oosterwolde ciddi paralara gittiği vakit onu oynatmayan Jesus acaba yüzsüz çıkıp sayemde böyle oldu diyecek mi? Bu arada konferans ligine 2-3 Şubat'a bağlayan gece ayarısı Türkiye saatiyle 2'de 3 oyuncu çıkarıp 3 oyuncu eklemesi yapabileceğiz. Umut Nayır gitti. Haliyle oraya bir isim koyacağız. Yanlış anlaşılmasın. Video olunca geçmek zorundayım arkadaşlar. Çağlar Söyüncü duyuruldu bu arada. Aramızda hoş geldi. Şimdi Beveren Fenerbahçe'den kiraladığı Tiago Çukur'un sözleşmesini feshetme kararı almış. Yeni takım aranıyormuş. Yine Yağız Sabuncuoğlu'nun duyumu. Bakın arkadaşlar herhangi bir şeylik yok bende. Yani duyum kiminse onun duyumu. Yani orijinal hesabından olduğunu da belirteyim. Hani katılmazsınız ama 3. forvet olarak niye düşünmüyoruz? Bak Dzeko'yla hani topla kazandığımız toplarda mesela Dzeko'yla son anlarda hani yavaş, Dzeko'nun son vuruşlardaki düşüncesi yavaş ama fizik olarak yetiştirmeye, geliştirmeye açık bir oyuncu. Ha ben olsam düşünürdüm. Ha sizler de haklı olarak ya o takımda bile oynamıyor arkadaş. Bizde ne yapacak diyeceksiniz. Haklısınız. Ama oyuncunun özelliği bu. Ben şunu da hatırlatayım arkadaşlar. Sacha Boey Galatasaray'da kadro dışı bırakılmıştı. Evet yanlış duymadınız. Sacha Boey Galatasaray'da kadro dışı bırakılmıştı. Yanlış duymadınız. Ve o Sacha Boey ne günlere geldi? Şimdi görüyorsunuz. Bunu da düşünmek lazım. Bu arada şeyde 12 numara diyor ki Fenerbahçe'den Euro 2024'de en fazla futbolcu gönderecek. Mert Müldür'ün gideceği görüşünde. Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can, Cengiz Ünder, Livakovic, Bonucci, Zajc, Tadic, Batshuayi, Szymanski, Dzeko şeklinde. Ben size şaka gelecek ama Samet Akaydın ve Umut Nayır da gidebilir arkadaşlar. Çünkü benim gördüğüm Monteya biraz takıntılı bir isim. Takıntıdan dolayı da gönderebilir. Şimdi birçok kişinin maça dair görüşleri var. Ben Ernesto'nun görüşlerini konuşacağımı söyledim. Fenerbahçe Ankaragücü maçında kendimce değerlendirmelerimi paylaşacağım. Biraz uzun olacak diyor. Keyifli okumalar diyor. Fenerbahçe özellikle bugün göstermiş olduğu performansla maçın yıldızı Cengo'ydu diyor. Cengiz oldu diyor. Bence bak biz bir hatadan vazgeçelim. Maçın birden fazla yıldızı olabilir. 15 lig maçında 7 gol 3 asistlik katkı vermiş oldu böylece. Bu istatistiği biraz da şöyle okumak gerek. Samsun deplasmanı, İstanbul deplasmanı, Kayseri deplasmanı, Ankaragücü'yle ev. 3 deplasman 1 ev. Cengiz'in skor katkısı verdiği her maçı Fenerbahçe onun sayesinde diyebileceğimiz şekilde kazandı. Oyunun sıkıştığı esnada, gollerin ve asistlerin çoğu oyunun sıkıştığı esnada kilit çözecek şekilde geldi diyor. Şöyle bağlayayım. Cengiz üzerinde bu paralar etmez. Keşke onun yerine X alınsaydı. Sıkça dönüyordu. Ben de dahil hepimizin kafasında soru işaretiydi. Televizyon programlarına dahilim. Ben demek için söylemiyorum. Bunu o süreçte de destek olunması gerektiğini, Cengiz'in beklentileri karşılayacağını söylemiştim diyor. Yani bugün eleştiri oklarının hedefinde Dzeko ve Tadic var. Dzeko ve Tadic için söylüyorum. Uzun maratonda Fenerbahçe'nin her oyuncuya ihtiyacı var. Performans düşebilir çıkabilir. Mühim olan sahaya koyulan karakterdir diyor. Ben de şunu özellikle söyleyeyim arkadaşlar. Tadic'in attığı şutu gördünüz değil mi? Sadece Fenerbahçe'nin başına gelebilecek bir olay geldi. Kalecinin kurtarışı gördünüz. Hani Vakabayashi kurtarışı yaptı. Arkadaşlar etmeyin eylemeyin. Çok rahat futbolcu satıyorsunuz. Bak Dzeko geldiği zaman daha gelmeden çöp ilan ettiniz. Dedim ki ulan benim gördüğüm çocuk felaket bir şey. Siz bunun neyini beğenmediniz? Şimdi Çağlar Söyüncü. Çağlar Söyüncü'yle ilgili de bir dosya açayım. Çağlar Söyüncü aslında yani Çağlar Söyüncü gerçekleri diye ben size söyleyeyim. Arkadaşlar aslında kiralama bedeliyle geldi. Ancak yapılacak kap açıklamasını dikkatlice okumanızı tavsiye ederim. Çünkü yapılacak kap açıklaması enteresan bir açıklama olacak. Ya ben size şöyle anlatayım. Herkesin anlayacağı dilde basit bir şekilde anlatayım. 2 milyon euro kiralama bedeli diyor yine Yağız Sabuncuoğlu. Serdar Aziz da daha önce söylemişti zaten. O da 2 milyon euro demişti. Demek ki 2 milyon euroya kiraladık. Bendeki veri farklı. Bendeki veri şöyle. 2+5. Yani daha detaylı konuşamam. Kap açıklamasında öğrenin ama anlayan anlar. Herkes zekasına göre, kapasitesine göre bu cümleyi çok rahat anlar. Bendeki veri 2+5 arkadaşlar. Anladınız mı? 2+5 artık nasıl anlarsanız gerisini size bırakıyorum. Ama şu an için kiralık. Dzeko cenazesinin ertesi günü maça çıkacak kadar profesyonel diyor Ernesto. Tadic buraya gelebilmek için birçok takımı reddedecek kadar tutkulu. Biz ise bu kadar kolay satabilecek kadar vefasız mıyız? Yaşları gereği dönemsel düşüşler yaşasalar da Fenerbahçe'nin oyunda çok kritik isimler. Dzeko olmasa bugün ne İrfan ne Szymanski bu kadar skor katkısı üretemezdi. Arkadaşlar birçoğunuz haklı olarak kerameti Fred'de bildiniz. Doğru. Fred'de de keramet var. Kabul. Ancak ya senin forvetin orta sahaya geliyor. Senin forvetin geriye geliyor. Senin forvetin alıyor, veriyor, dağıtıyor, ediyor, gidiyor, koşuyor, ediyor. İsmail Yüksek bu maç ortaya koyduğu enerji çok önemli. Çoğu pozisyonunu sıklıkla ilk baskıyı çıkararak kesti. 3'te 3 başarılı top sürme de ekledi bunun yanına. Bireysel hataya yatkın olsa da çok değerli oyuncu. Yerli diye değersizleştirmeyin diyor. Ben bir şey söyleyeyim. Şimdi aslında aklıma gelmişken de söyleyeyim. Sacha Boey'in bu fiyatlara gitmesi hani doğrudur yanlıştır ben bir şey diyemem. Alman kanalda bu fiyat doğru değil. Opsiyonla birlikte 32'ye gitti diyor. Ben onları bilmem. Ben ona karışmam. Yani Alman bunu dedi, Fransız bunu dedi, Yugoslav bunu dedi. Umurumda değil. Kim neyi dediyse dedi. O beni alakadar etmez. Ama bu artık Türkiye'deki baremi bir tık öteye taşıdı. Yani bir tık öteye taşıdı baremi. Ve artık hani bir futbolcu için hocam 30 milyon euro Allah'ını seversen kim 30'a satılmış ki diyemeyeceksiniz. Ya Ferdi için, Szymanski için ben ısrarla söylüyorum, şiddetle söylüyorum. Ferdi'yi, Szymanski'yi 30'un altında satmak vatan hainliğidir. Sakın böyle bir hainlik yapılmasın. Ferdi 60'a gitse şok olur musunuz? Hocam 60 milyon vallahi hiç beklemiyordum. Szymanski 45'e gitse şok olur musunuz? Hocam 45'te etmez ya demezsiniz. Hocam bak şimdi bekliyordum. Hani bir 30-35 bekliyordum da 45 iyi oldu. Yani eder hocam o kadar eder deseler. Anladınız mı demek istediğimi? Şimdi Dziko'ya yer vermeden tamamlamak ayıp olurdu. Bir santrafor olsam en nefret edeceğim stoper tipi muhtemelen diyor. İlk baskıya çıkıp bozamadığı oyuncu sayısı çok az. Bozamadığı an olursa da o kadar mantıklı fauller yapıyor ki geçişi direkt önlüyor diyor. Ön sezileri ve zamanlama yeteneği oldukça kuvvetli bir oyuncu. Yazıyı İsmail Hoca ve ekibiyle sonlandırmak istiyorum diyor. İsmail Kartal. Kartal gol 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 diyor. Seversiniz seversiniz fakat insanların hakkına girmek de kolay olmamalı. Bu kadro müthiş. Eyvallah. Fakat doğru oyun kurgulanmadan en iyi oyuncular kötü gözükür. Bunu da unutmamak gerek. Fenerbahçe'nin son 4-5 maçlık süreçte gerek panik, gerek bireysel tercih hataları, gerekse yorgunluk sebebiyle bitirmekte zorlandığı pozisyonlar var. Doğru. Bak öz eleştiriyle yapıldığı yazıları çok daha fazla beğeniyorum. Ancak şunu da göz ardı etmemek gerek. Ligde bu pozisyonlara en rahat giren takım açık ara Fenerbahçe. Bu oyunu kurgulayan hoca ve ekibine doğrudan yazar. Bu pozisyonlara en rahat giren takım Fenerbahçe. Tamam kaçırıyoruz ama en rahatta biz giriyoruz. Hata yanlış yok mu? Zaman zaman bence de var. Fakat diyor. Fenerbahçe hocasına rağmen şampiyon olur gibi yakışıksız, saygısız ifadelere kesinlikle katılmıyorum. İnsanlık hali. Hata olur. Her zaman olacaktır. Ancak eleştiri doğru şekilde yapılır. Burada ortaya koyulmuş emek ve karşılığı var. Bunun üstüne çökmek bu kadar basit olmamalı. Gelişen duran top kullanımı konusunda da tebrik ederim diyor. Ya duran top teknik direktörü gelecek. Duran top antrenörü gelecek. Arkadaşlar bak bu da şey demek hani bizim teknik ekip hiçbir şeyden anlamıyor. Anlayan gelecek. Bak kaleci antrenöründe açık söyleyeyim ben de istiyorum. Yani kaleci antrenörü gelsin. Çünkü kaleci antrenörü şart. Kabul. Ama duran top antrenörü, taç antrenörü bunlar şimdilik bizler için değil. Onu da söyleyeyim. Bu arada Sayın Selahattin Baki'ye de ben buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Yani Madrid'de adeta kamp kurdu. Fenerbahçesi için, Çağlar'ı almak için elinden geleni yaptı. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Hani hep böyle futbolcu geldiği zaman futbolcuyu överiz ederiz. Tabii ki de Çağlar'ın da eline, emeğine, yüreğine sağlık. En azından orada bir dik duruş sergiledi ama Selahattin Baki'ye de ayrı bir parantez açıyorum. Helal olsun. Yani helal olsun. Gerçekten de Fenerbahçesi için çok çalıştım. Eksik noktaları doğru teşhis edip önlem almaya devam. Saygılı bir şekilde eksik gördüğünüz noktaları eleştirmeye de devam diyor. Beğendiyseniz retweetle yayılmasına vesile olursanız sevinirim. Okuduğunuz için teşekkürler diyor Ernesto. Ben de buradan paylaştım. İnşallah telif melif atmazsın Ernesto. Yani ben seni uzaktan da olsa takip eden bir kardeşinim. Daha önce de söyledim birçok kişiyi takip ediyorum. Takibe alıyorum. Amansız şekilde saçma sapan şekilde engelliyorum. Lan ben engelleyecek ne yapıyorum size diyorum. Engelliyorlar. O yüzden de korkudan takip edemiyordum. İnşallah bu video sayesinde, bu video vesilesiyle beni takip alırsın, ben de seni takip alırım, engellemezsin. Ya arkadaşlar bakın, tanıyan varsa tek yol Fener'di sanırım. Fener editör sayfasıydı sanırım. Ya anlamadığım şekilde bunlar beni engellemiş. Ulan Ümit Ezat beni engellememiş. Siz niye engelliyorsunuz? Ki ben onu engelledim. Ayetullah Bey'in şu cümleleriyle tamamlayayım arkadaşlar güzel videomuzu. Güzel gidiyoruz. Ya da birkaç tane de ben bir şey ekleyeyim. Ligin %60'ını dün itibariyle tamamladık. Lider başladık. Lider devam ediyoruz. Dün stadyumdaki atmosferi devam ettirdiğimiz sürece önümüzde kimse duramaz. Birbirimize sahip çıkalım. Şampiyonluk yakın diyor. Ve son olarak Fenerbahçe'ye Transfermarkt'ına gireyim. Arkadaşlar bakın, muhtemelen bana katılmayacaksınız ama etmeyin, eylemeyin. Bak Tiago Çukur konusunda ne olur düşünün. Bak Erencan Yardımcı, herif için 6-7 milyon euro çekiyorlar. 6-7 milyon euro edecek oyuncu değil. Serdar Dursun bedava alabiliriz. Serdar Dursun gelse bu sefer de küfür edeceksiniz. İnanın Serdar Dursun da sizin aradığınız isim değil. İsteyeceğiniz isim değil. Hocam bak Tiago Çukur, Allah aşkına orada tutmayan adam bizde tutar mı? Ya bak Dzeko da benzer bir profilde. Ben hani Tiago Çukur'dan süperstar olur olmaz demiyorum. Bu adamın milli takımda oynamışlığı var. Türkiye U21'de oynamışlığı var. A milli takımda bir kez oynamışlığı var. 1.96 boyunda, Hollanda asıllı. Ya Hollanda doğumlu. Tiago Süer Barbaros Çukur arkadaşlar. Ve 10 numara mevkisinde de oynama özelliğine sahip. Kabul ediyorum. Bak 250 bin euro verdik zamanında. Watford'dan aldık. İngiltere Premier Lig'den. Yani bu kadar basit oyuncu değil. 19 maçta 3 asist yapmış ama şunu da söyleyeyim bak. Oyuncunun takımsal özellikleri, gittiği takımın özellikleri falan çok etkili. Şimdi bir Dzeko tedrisatında bu çocuk çok farklı yerlere gelebilir. Benden söylemesi. İsmail Kartal bu tip cevherleri içinden çıkartabiliyor. Yani hanginiz İrfancan Kahveci'nin bu performansı vereceğini biliyordunuz? Hanginiz güveniyordunuz? Son olarak şunu hatırlatayım. Güncel transfer bilançosu -507.000 euro yazıyor Transfermarkt'ta. Yani bizim -507.000 eurodayız. Ancak burada bir hatası var Transfermarkt'ın. Bonusları saymamış. Elif Elmas'tan gelen bonusu. Bir de bir kişiden daha geldi bonus. 2 tane bonus geldi bize bu sene. Onları eklememiş. Onları düzeltirse sevinirim. An itibariyle Fenerbahçe'nin yabancı sayısı. Livakovic 1. Ben hepsini sayayım da. Bekao 2. Ciku 3. Oosterwolde 4. Luan Perez 5. Bonucci 6. Ben hepsini sayayım. Lincoln Henrique 7. Osayi Samuel 8. Krunic 9. Fred 10. Bu arada Fred 10. Crespo 11. Zajc 12. Szymanski 13. Kent 14. Tadic 15. Joshua King 16. Batshuayi 17. Edin Dzeko 18. Arkadaşlar herkes bana aynı soruyu soruyor. Ben de size cevabını vereyim. Birincisi, Luan Perez'i çok soruyorsunuz. Luan Perez'in lisansı çıkmayacak. Sakatlığı sürdüğü için, iyileşme süreci biraz uzun olduğu için arkadaşlar lisansı çıkmayacak, bekleyecek. Nisan'da dönüşünü bekliyoruz. Bu bir. İkincisi, Lincoln Henrique'yi çok soruyorsunuz. Arkadaşlar Lincoln Henrique'yi bugün kiraladık desek 50 tane takım var. Ancak Lincoln'den yani sol bek olarak yararlanılabilir, sol açık olarak yararlanılabilir, Tadic'in yedeği olarak yararlanılabilir. Fakat İsmail Kartal da diyor ki ben sol bekte gerekirse Oosterwolde, Tadic'in yedeği olarak da Ferdi'den yararlanırım düşüncesi var. Ama bence Lincoln kalmalı, onu söyleyeyim. Krunic zaten geldi. Fred zaten malum. Arkadaşlar Crespo için Arap Yarımadası'ndan çok ciddi teklifler var. Bana sorsanız gönderilir mi? Bence gönderilmez ama %80, %90 gidecek gibi duruyor. Zajc, ister sözleşmemi dondurun, ister uzatın, ister kısaltın, ben gitmiyorum diyor. Ben gitmiyorum diyor. Yani ikna etmeye çalışıyoruz. Ben gitmiyorum diyor. Kent de benzerdi. Kent'i ikna ettik arkadaşlar. Kent gidiyor. Hatta belki de siz bu videoyu izlediğiniz sıralarda kap açıklaması gelir. O kadar diyeyim. Ryan Kent için. Ryan Kent para kazandırarak gidiyor. 1. Hani -507.000'deyiz ya, 3.5'a gitse mesela 3 milyon euro artıya geçeceksin. Not. Kendin için de söylesen aynısını. 3.5'a gitti diyelim. 1.750'si direkt Bankalar Birliği'ne borç için gidiyor arkadaşlar. 1.750.000 euro kalıyor kullanabileceğimiz. Ama Transfermarkt limitinde artı 3 milyon da yazacağız. Tamam. Anladınız? Kent'in herhangi bir sözleşmesinde şu eski kulübüne şu kadar verilir falan filan yok. Çünkü bonservisini almadık. Onu da hatırlatayım. Joshua King normal şartlarda ısrarla üyeler sordu. Israrla bana kalırsa gitmeyecek dedim. Ama şu an %90 gidecek diyorum. Çünkü King'e gelen teklif de çok iyi. Ve arkadaşlar açıkçası Tadic'in yedeği olarak King'i düşünüyoruz. Ama sezon sonunda sözleşmesi bitecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Batshuayi bir yere gitmiyor. Dzeko bir yere gitmiyor. Kim gidecek dedim. Crespo 1. Zajc 2. Kent 3. Joshua King 4. Luan Perez'in de lisansı çıkmayacak 5. Hocam 5 kişinin lisansı çıkmayacak. 18'den 5 çıkart 13. Ya 13 tane isim olduğuna göre demek ki bizim alabileceğimiz bir tane isim var. Arkadaşlar yabancı forvet konusunda bu düşünülüyor. Hata yaparız. 13'te kalsın gerekirse. Eğer becerebiliyorsak Crespo'yu tutalım. Yazın daha pahalı fiyatlara satarız. Bakın Fred'in sakatlıktan dönüşü kimi kaynaklara göre Mart'ın ortası diyor. Kendine gelmesiydi şuydu buydu Nisan. Zaten Mayıs'ta lig bitiyor. Bana sorarsanız Bartu Elmaz'ı kiralık verelim. Crespo 1. İsmail Yüksek 2. Krunic 3. Şu şartlarda Mert Hakan 4. Fred 5. Szymanski 6. Lincoln Enrique 7. Bence şu şartlarda bu şekilde devam etmemiz lazım. Bana sorarsanız. Ha Crespo için de 6.5 teklif. Bana söylenen 6.5 teklif doğruysa da yani yanlış anlamayın 6.5'da Fenerbahçe için şu an 500 milyon euroya eşit. Öyle bir durumdayız. Oosterwolde'yi çok soruyorsunuz. Oosterwolde'ye 10 teklif geldi hocam. 20 teklif geldi. 30 teklif geldi. 40 geldi. Bir şey söyleyeceğim. Oosterwolde Fenerbahçe'de ilk geldiği sıralarda Jorge Jesus oynatmadığında ben şöyle bir ifade kullandım. Arkadaşlar benim hayatımda gördüğüm görebileceğim en iyi sol beklerden biri. Siz bunun neyini beğenmediniz? Şahane topçu diye. Bak bugün bu kanalda mesela trollük yapan arkadaşlar var. Bazıları pişman oldular. Şu anda üye bile oldular. Gerçekten pişman oldular. Hani bilmiyorum onları kim gönderdi, kim görevlendirdi. Eğer bunu da yazarsanız en azından bilirim. Mail adresimiz de var. Hani oraya da yazabilirsiniz hocam. Herkese açık göstermeyeyim diye. Hani yazıyorlardı ya senin futbol anlayışını bilmem ne yapayım. Oosterwolde topçu mu? Sen de fena Ali Koç'u savunacağım diye bu kadar yuvarlanma. Şöyle böyle falan filan. Ya bir şeyleri görüyoruz arkadaşlar. Biz de bir futbolun içinden gelmiş insanlarız. Ama bizimki amatör. Kabul. Ama biz neler neler. Yani ne derler onun adına. Biz nelerin içinden geldik. Neleri biliyoruz. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Oosterwolde Fenerbahçe'nin 20+ beklentide olduğu bir isim. Ferdi Kadıoğlu. Szymanski. İsmail Yüksek. Bakın bunların sayısı gittikçe artabilir. Bugün Mert Müldür'ü kimse saymıyor. Cengiz Ünder'i kimse saymıyor. İrfan Can Kahveci'yi kimse saymıyor. Niye saymıyorsunuz? Merak ediyorum. Niye saymıyorsunuz? Cengiz'i sen 15'e aldın. Galatasaray bir Zaniolo'yu 15'e aldı. 40'a sattık falan filan diyor. Şeyine bakıyorsun kapı açıklamasına 22.5 yazıyor. Arkadaşlar o arkasına eklenen bonuslar var ya ben onu da öğrendim Zaniolo için. Şeymiş neydi o kulübün adı? Aston Villa. Aston Villa Premier Lig şampiyonu olursa 2.5 milyon euro mu 3 milyon euro mu şey varmış. Zaniolo Premier Lig gol kralı olursa bilmem neyi varmış. Ya, bonuslar buymuş arkadaşlar. Bildiğiniz buymuş ya. Şimdi bir şey söyleyeyim. Aston Villa'nın şampiyon olma ihtimali var mı? Ben yok diye biliyorum. İşte şu ana kadar bir gol atmış Premier Lig'de. Gol kralı olma ihtimali var mı Zaniolo'nun? Yok. Ne yazıyor burada? İşte başka bir kulübe satılmasında %20'si Roma kulübüne ödenecek. 5 milyon euroya kiralamışlar. Oyuncunun yıllık ücreti 5. Hani biz yıllık ücreti verelim. Siz de 5 milyon kiralama ücreti verin de şeyimiz açılsın diyor. 0'a 0. 15.7'yi aldılar. Diyelim 30'a sattılar. %20'si direkt Roma kulübüne gidecek. Bak kesin transfer bedelinin karın değil. Yani onu da açıklayayım da sonra muhtemelen yine birilerine küfür edecekler. Şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu diyor. Premier Lig'de 30 maç oynaması halinde devreye girecek diyor. Ki Premier Lig'de 30 maç oynama ihtimali de kalmadı. Çünkü 14 maça çıkmış sakatlığından dolayı. Dur onu da bir konuşayım ya. Ha, arkadaşlar bir de şeyi söyleyeceğim. Sacha Boey konusunda da kapı açıklamasında bir sıkıntı var. Zaniolo'da da var. Zaniolo'yu Galatasaray Roma'dan alırken kapı açıklamasında şöyle bir ibare yazıyordu. Açın bakın. Yani açın bakın, internette yazıyor. Diyor ki Galatasaray 2023 yılında geliri depremzedelere bağışlanmak üzere Roma kulübüyle bir hazırlık maçı yapacaktır diye. Yaptı mı? Aynısını Bayern Münih'te de yazıyor. 2 tane hazırlık maçı yapılacaktır diye. Onu da söyleyeyim. Şimdi Zaniolo'nun kapı açıklaması çok komik ve tuhaf bir açıklama geldi bana. Ben şimdi direkt kaptan baktım bildirimden. Şirketimize 5 milyon euro geçici transfer bedeli ile maksimum 1 milyon 375 bin euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Burada arkadaşlar şu kadar oynarsa falan filandır diye düşünüyorum. Futbolcunun transfer bedeli 22,5 milyon eurodur. Şimdi ben şunu anlamadım. 5'i ödediler. Beğenirlerse 17,5 daha mı verecekler yoksa 22,5 ayrı mı verecekler? Bu arada oyuncunun da yıllık ücreti ben 5 dedim ama 2 milyon 750 bin euroymuş. Haksızlık etmeyelim. Buna ek olarak anlaşmamızda diyor 15 milyon 500 bin euro tutarında şarta bağlı bonus bulunuyor. Arkadaşlar bu şarta bağlı. Dediğim gibi 10 milyon eurosu Aston Villa Premier Lig şampiyonu olursa. İşte 5,5 milyon euro Zaniolo Premier Lig gol kralı olursa diye. Yani asla ve asla gerçekleşmeyecek 2 tane bonus. Bir şunu da ekliyor. Ayrıca Aston Villa'ya transfer oldu. Başka kulübe transfer olması durumda satış bedeli karının %10'u. Yani oyuncuyu 22,5 aldılar. 23'e sattılar. Arada ne kadar var? 500 bin euro. 500 bin euronun %10'u ödenecektir diyor. Şimdiden de onu da söyleyeyim. Bu arada yine zarar. 22,5'a satsalar bile yine zarar. Direkt %50'sine bankalar konsorsiyumu çökeceği için. Yani 22,5'a satsalar 11,250'ye direkt bankalar birliği çökecek. Not: Roma kulübü kaça satılırsa satılsın %20'sini alma hakkına sahip. 22,5'un %20'si ne yapar? 4,5 yapar. 11,250 kaldı da 4,5 daha çıkın arkadaşlar. 5,750 falan kalıyor. Arada menajerine şuna buna komisyon yoksa 5,750 kazanmış olacaklar. Şimdiden de söyleyeyim de polemiklerin önüne geçmiş olayım. Fenerbahçe'de durumlar bunlar. Transferde durumlar bunlar. Özellikle bazı arkadaşların 2'de 1'de değişmesinden dolayı. Yani yorumlarda işte bak seni yalancı çıkartmışlar, sen yalancıymışsın, duyumların yalanmış falan filan demesinden dolayı bu videoyu çekme gereği duydum. Ayrıca dediğim gibi arkadaşlar, yani bak mesela Yağız Sabuncuoğlu Oosterwolde'ye gidiyor ki 7 milyon euro üzerinde bir rakama satarsa anlaşma gereği karın arkadaşlar, transfer bedeli değil, karın %30'unu parmaya ödeyecek diyor. Yani 20'ye sattı. 7 çık 13. 13'ün %20'sini yapar, 2,6'sını ödeyecek diyor. Ha, Transfermarkt'ta böyle bir ibare yer almıyor mesela. Bazı bilgilerde böyle. Ama ben 7 değil de 9'un üstünde diyebiliyorum. Bendeki duyum 9 milyon euronun üstüne satarsa karın diye. O da zaten çok cüzi bir rakam yapacak. Keşke 50'ye satsak da yine versek bu parayı. Umarım anlatabilmişimdir. Uzun bir video oldu ama sıkılmadan izlersiniz inşallah. Görüşmek üzere. Ernesto eline sağlık. Çok güzel yorumlar.